Tekrar stüdyomuzdayız ve bir konuğumuzla birlikte sohbetimize başlayacağız. Az önce anons etmiştim. Konumuz Kurban Bayramı'nda beslenme. Kırmızı et nasıl tüketilmeli, nasıl pişirilmeli, diyet yapanlar neler yapmalı? Genelde kırmızı et tüketimi ve kışa gireceğiz artık, yazı geride bırakacağız. Daha doğrusu sonbahara başlayacağız ama tabii iklim değişikliği olduğu için sonbahar geçişi olmadan kışa giriyoruz. Yazı geride bırakırken beslenme tarzımızı nasıl değiştirmeliyiz ya da değiştirmeli miyiz? Hepsini konuşacağız. Soru, fikir, mesaj varsa Twitter'dan ve WhatsApp'tan paylaşabilirsiniz. Konuğumuz Başkent Üniversitesi Hastanesi Endokrin Polikliniği uzman diyetisyeni Özlem Baran. Hoş geldiniz Sayın Baran. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bayrama az bir zaman kaldı. Kurban Bayramı gelir gelmez. Zaten ya da bayramlarda şöyle bir durum var ki misafirlikler, ziyaretler aşırı derecede bir ikramla karşılanıyor. Ve dolayısıyla şimdi yemezsek olmaz. Yesek bu kez ağırlık olacak. Kurban Bayramı'nda bir de etle birleşince zaten çok ağır bir süreç başlıyor diyebiliriz beden için. Öncelikle nasıl beslenmeliyiz Kurban Bayramı'na giderken? Tabii Kurban Bayramı ister istemez hem et tüketiminin arttığı hem de tatlı tüketiminin arttığı bir dönem bizim için. Hı-hı. Dediğiniz gibi hem yakınlarımızı kırmamak için tüketiyoruz hem de biraz bayramdayız deyip biraz da bir boş vermiştik. Tabii olmuyor değil. Şimdi Kurban Bayramı'nda tabii ister istemez et tüketimi artacağı için belki öncesinde biraz daha sebze ağırlıklı beslenerek Kurban Bayramı'na hazırlanabiliriz. Veya Kurban Bayramı'nda iki ana öğün, öğlen veya akşam yemeğinin her ikisinde değil de sadece birinde ve mümkünse öğlen yemeğinde et tüketerek, diğer ana öğünde sebze tüketerek bunu dengelemeye çalışabiliriz. Akşam yemeği saati de metabolizma biraz daha yavaşladığı için daha sindirimi kolay şeyleri seçmek daha doğru olabilir. Et tüketimini biraz daha öğlen yemeği saatine bırakmak daha doğru olabilir. Bu şekilde dikkat etmeye çalışacağız Kurban Bayramı'nda. Öğle saati diyorsunuz. Ben genelde şunu görüyordum. Kurban sabah saatlerinde kesilir. Hemen sabah saatlerinde o saatlerde kavurma yapılır ve kahvaltıda kavurma yapılır. Kesinlikle. Ve bu birkaç günde devam eder böyle. Kahvaltıda sürekli kavurma. Öyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Kahvaltı, öğlen, akşam yemeği genelde kavurmayla geçiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer bir kişi sağlıklı ve dengeli besleniyorsa, yani bütün bir sene boyunca zaten beslenmesine dikkat ediyorsa, 3 gün üst üste et tüketiminden, eğer bu kişi sağlıklıysa, bir kronik bir rahatsızlığı yoksa, 3 gün üst üste kırmızı et tüketimi tabii ki önemli bir sıkıntı yaratmaz. Hı hı. Ama kötü bir beslenme şekliyle birlikte, zaten süre gelen bir kötü bir beslenme şekliyle birlikte bu gerçekleşiyorsa tabii var olan sıkıntılar da daha kötüye gidiş görülebilir. O yüzden biraz kişiden kişiye göre de değişir. Tabii bayramda da sürekli bazı hasta grupları hariç sürekli böyle o yasak bu yasak demeyi de ben çok tercih etmiyorum. Daha çok sağlıklı ve dengeli beslenme önemli bu noktada. İşte tatlı tüketimi tabii mutlaka olacak. Eğer şeker hastası, diyabetimiz yoksa, şeker hastası değilsek. Ama belki hani ufak porsiyonlar, tadımlık olabilir. Ziyaretlerimiz o gün içerisinde çok sık olacaksa, her gittiğimiz yerde de ikramları geri çevirmek istemiyorsak porsiyonlara dikkat ederek hareket edebiliriz. Bir de yapılan şöyle bir yanlış oluyor, onu da değinmek istiyorum. Nasıl olsa kaçıracağım deyip öğün atlama, daha az tüketme, mesela kahvaltıyı atlayıp nasıl olsa öğlen kaçıracağım diyerek hareket etme biraz oradan yanlış telafi edeceğim gibi bir düşünce oluyor ama aslında telafi edilmiyor, tam tersi. Aslında çok acıkmış bir şekilde güne devam ettiğimiz için o öğünde, sırada gelen öğünde bu sefer porsiyon tüketimi bayağı artıyor, kontrol gidiyor. Aslında bayram bile olsa gene de 3 ana öğün, gerekirse 2-3 ara öğünle birlikte günü yönetebilirsek öğünlerdeki porsiyon kontrolümüz daha rahat olur. Dolayısıyla günün sonuna baktığımızda aldığımız toplam enerji de dengeli olur ve kilo artışı gözlemlemeyiz bayram süresince. Düzensiz beslenme dediniz, onlar için sıkıntılı olur. Evet. 3-4 gün sürekli et yemek. O nasıl bir beslenme türüdür düzensiz beslenme? Sadece bir grup ağırlıklı beslenmek midir? Öyle de diyebiliriz. Mesela sürekli dışarıdan öğün yapma durumu. Örneğin bir kişi çalışıyorsa ve öğlen yemeğini sürekli dışarıdan tüketiyorsa ve bu sürekli kebap, döner gibi kırmızı et, kuyruk yağından zengin kırmızı etler oluyorsa
Bir de bunun bayramda fazla tüketimi yine sıkıntılı durumlar ortaya çıkarabilir. Ev yemeği tüketen kişiler biraz daha şanslı oluyor. Daha sebze ağırlıklı tüketenler. Hmm. Öğün atlanması durumu yine iyi bir durum değil. Öğlen yemeğini, akşam yemeğini atlama. Kahvaltı en önemli ana öğünlerden biridir. Bunu atlama. Ara öğünlerde abur cubur tüketimi, şekerli besinlerin günlük yaşantıda sıkça yer alması. Bunlar tabii iyi beslenme alışkanlıkları değil. Peki hastalık grupları hangileri? Et yemesin, aslında et yememesi gereken mi diyelim yoksa az yemesi gereken mi? Az yemesi gereken diyelim. Duruma göre değişir ama mesela bir kişi gut hastasıysa çok çok dikkat etmesi lazım et tüketimine. Özellikle sakatat tüketimi ürik asitten çok zengindir. Kolesterolden, doymuş yağ asitlerinden aynı şekilde çok fazla sakatat, kırmızı et tüketimi kandaki ürik asit seviyesini yükseltebilir. Kronik böbrek yetmezliği olanlar dikkat etmeli. Kardiyovasküler hastalıkları olanlar, kalp damar hastalığı olanlar dikkat etmeli. Çünkü etin yağında, hayvandan gelen yağda kolesterol, doymuş yağ asitleri vardır. Bunlar da ilerleyen süreçlerde damarların tıkanmasına yol açar. En sıkıntılı besinlerde ciğer, işkembe gibi sakatatlardır ki Kurban Bayramı'nda bunların tüketimi de oldukça artmakta. Eti peki nasıl pişirmeliyiz? Yağlı, ızgara, haşlama? Şimdi hangisi daha sağlıklı diye konuşacak olursak tabii ki ızgara fırında yapılabilir, haşlama yapılabilir bir tencere yemeği şeklinde. Hiç yağ eklemeden kendi etin kendi yağıyla eti pişirmek en güzeli. Çünkü biz her ne kadar etin yağını ayırmaya çalışsak da yine de yağlı bir besindir et ve kendi yağı pişme süresince yeterli olur. Ama ben yine şunun altını çizmek istiyorum. Yine aynı şeye geleceğim. Sağlıklı ve dengeli besleniyorsak, mesela senede bir kez sadece bir Kurban Bayramı'nda kavurma yemek hemen damarlarımızı tıkamaz. Hmm. Ama zaten tıkalıysa tabii o zaman yemememiz lazım. Eğer böyle bir riskimiz varsa, belki ailede bir genetik yatkınlığımız varsa, biliyorsak ki kolesterol seviyemiz yüksek. Yani bunu göz göre göre yapmamak lazım ama kan değerlerimizde bir problem yoksa, genetik yatkınlığımızda bir kalp damar hastalığı durumu yoksa, o yüzden sadece Kurban Bayramı'nda da bir iki kez kavurma yemekte bir sakınca görmüyorum ben. Ama tabii haşlama veya eti kendi yağıyla pişirme, hiç tereyağı veya kuyruk yağı eklemeden hazırlama daha sağlıklı. Fırın galiba değil mi öne çıkıyor bu durumlarda? Sadece kırmızı et değil de balık yaparken tabii, de tabii, tavuk pişirirken de galiba fırında yapmak en mantıklısı, en sağlıklısı. Kesinlikle. Hem çok pratik hem de çok sağlıklı. Ben pratik olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. Yani onu hemen hazırlayıp fırına verdikten sonra hazır, zaten doğru. Paket halinde veriyoruz. Paket halinde çıksın. Aynen öyle. O yüzden fırın seçeneği bence güzel bir seçenek. Şimdi bu süreçte et deyince aklıma hemen mangal da geliyor tabii ya. Bu mangal konusu çok tartışılıyor. Mesela kömürün tam köz halinde olmaması, siyah kalması kanserojen bir etki yaratır diyenler var. Diğer türlü her halükarda kanserojen bir etkisi var diyenler var. Sizin görüşünüz nedir? Mangalda et pişirmek sağlıklı mıdır? Mangalda et pişirmek pek sağlıklı değil. Evet, kanserojen bir etkisi olduğu doğrudur ama yine sıklığına bağlı. Senede bir iki kez mangal tüketiminden tabii ki etki, zarar görmeyiz ama sıklık önemli. Yani mesela her hafta sonu gidip de mangal yapmak doğru bir tercih olmaz. Bir de mangal yaparken etlerin dışını çok kömürleştirmemek, çok böyle siyahlaştırmamak lazım. Hmm. Etin dışının da o kömürleşme hali, siyah hali yine kanserojen hale geliyor. Bir de etin dışını hemen pişirip içinin çiğ kalmasına neden olmak da iyi bir seçenek değil. Orada da yine hani hijyen açısından, bakteri üremesi açısından çok sağlıklı bir ortam olmuyor. O yüzden etin içinin de çok iyi pişmesini tavsiye ederim. Siz bunu söyleyince aklıma bu mühürleme geldi. Evet. Onu mu kastettiniz? Mesela mühürleyip fırına sürme hem etin dışını pişmesini hem içinin pişmesini sağlar. Ama bu mühürleme işini de işte etin dışını çok fazla yakmadan yapmak lazım. Mesela aynı şey ekmek kızartırken de geçerli. Ekmeği çok yaktığımızda, çok böyle siyah hale getirdiğimizde kanserojen hale getiriyoruz. Veya marketlerde satılan bu kıtır kıtır yediğimiz yiyeceklerin böyle olması için çok yüksek ısıl işlem uygulanır, kanserojen hale gelir. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Peki diyet yapanlar var. Bayram gelince de o diyeti bozsam, bozmasam, ara versem diye düşünenler de vardır. Onlara tavsiyeniz nedir? Evet. Yine tabii kişiden kişiye göre değişir. Çok güzel kilolar verip çok güzel yol kat etmiş kişiler genelde bayramları da diyet yaparak, daha doğrusu sağlıklı beslenerek geçirmeyi tercih ediyorlar.
Ama ufak esnemeler de bayramlarda olabilir. Eğer kişi sağlıklıysa, bir hastalık durumu yoksa, hani ufak tatlı tüketimi bayramda yer alabilir. Öyle çok diyet kalıbına girmeye gerek yok. Ama benim yine en çok üstünde durduğum konu öğün atlanmaması gerektiği. Porsiyonlar kaçabilir, pişirme şekilleri biraz daha yağlı hale gelebilir, biraz tatlı tüketimi artabilir ama ne olursa olsun gene ana öğünlerimiz, işte kahvaltı, öğlen, akşam yemeklerini ve bununla birlikte ara öğünleri atlamamakta fayda var bu süreçte yine. Bunu biz çok hatalı olarak yapıyoruz galiba. Mesela öğle yemeğini atlıyoruz, hemen akşama geçiyoruz ya da akşam yemek yemiyoruz. Erkenden öğleden bitiriyoruz her şeyi, sanki zayıflayacağız ve kilo almayacakmışız gibi. Şöyle bir durum var mı? Yemek yemediğimiz zaman vücut kendini korumaya mı alıyor bir anda? Yemek yemeyecek, ben kendimi korumalıyım gibi bir durum mu var? Şöyle, vücuda enerji girişi olmadığında metabolizma bunu çok normal bir durum gibi karşılamaz. Yani der ki burada bir sıkıntı var, bana bir enerji girişi yok der. Ve vücut her zaman yaşamak için hareket eder. Ve bizim vücudumuzdaki yağ dokuları da bizim depomuz görevindedir aslında. Biz vücudumuza enerji vermediğimizde aslında kabaca anlatımıyla metabolizmamız bu yağ dokularını koruma, onları kıtlık durumu için hazırda bekletme şeklinde hareket eder. Bir de tabii öğün atlama, onu farkında olmuyoruz ama aralardaki atıştırmalıkları arttırıyor. Yani kişi ana öğün yapmadığında daha az enerji aldığını zannediyor ama günün sonuna baktığımız zaman o aralarda öğün, ana öğün yapmadığımız için atıştırmalıklarımız, bizim aslında ana öğün yapsak daha az kalori alacağız, üst üste geliyor ve günün sonunda çok fazla enerjiyle sonlanıyor. Harcadığımızdan daha fazla enerji almak da kilo artışıyla geri dönüyor. Mesela bir öğünü atlayıp da yerine meyve ya da kuru yemiş yemek ne derece doğrudur? Kişiden kişiye göre değişebilir. Mesela reaktif hipoglisemisi olan bir kişiyseniz, yani şekeriniz düşüyorsa gün içerisinde, çok doğru bir seçenek olmaz. İşte el ayak titremesi, terleme, göz kararması, sinirlilik hali olmaz. Yani bu seçenek doğru bir seçenek olmaz bu kişiler için. Bir de eğer mesela ana öğün yapmadığınızda, ara öğününe geçiştirdiğinizde bir sonraki ana yemeğe daha acıkmış geliyorsanız, demek ki bu yine doğru bir seçenek değil. Yani aslında sofraya oturduğumuzda böyle çok yemeğe saldırır halde olmamamız gerekiyor. Ara öğünler bu işe yarar. Çünkü diğer türlü vücutta doyduğunu da anlamıyor herhalde o hızla. Aynen. Ne yediğimizi çok da bilmiyoruz galiba. Aynen öyle. Hızlı yiyoruz ister istemez. Çok acıkmış olduğumuz için beyne tokluk sinyalleri hemen ulaşmaz. Bir 15-20 dakika sürer. Dolayısıyla doyduğumuzu anlamadan yemeğimiz bitiyor. Devamı varsa tüketim devam ediyor. Ve de en önemlisi sonrasında da atıştırmalıklar devam ediyor. Hızlı yemek, çok çiğnemek. Gerçekten bu kadar fark var mı yavaş yemek, yavaş çiğnemek, daha çok çiğnemekle? Kesinlikle var. Yavaş yemek yeme, iyi çiğneme ister istemez porsiyonları küçültüyor, tüketimi azaltıyor. İşte yerken mesela çatalı bırakıp bir sonraki lokmada tekrar alma, televizyon karşısında yemek yememe, bunlar önemli seçenekler. Yani tüketimi azaltan seçenekler. Çok işe yarar gerçekten. Anladım. Çünkü genelde hep onu söylüyorlar da çok hızlı yediğimiz zaman vücut ne yediğini bilmeden çok fazla kalori alıyor diyorlar. Kırmızı et konusuna tekrar gelirsek Kurban Bayramı'nda bilhassa. Yanında bir sebze yemeği yapmak gerekir mi? Ya da sebzeleri çiğ olarak yemek gerekir mi? Yoksa sadece salt olarak et yenilebilir mi, yenilmeli mi? Etin yanında salata tüketimi işe yarar. Hem şu nedenle, yani biraz lif olsun diye önemli, faydalı. Hem de limonlu bir salata, yani oradaki alacağımız C vitamini etteki demirden daha iyi faydalanmamızı sağlar. Etin yanında her iki öğünde de et yiyeceksek salata mutlaka bulunduralım. Ama hani etin yanına bir zeytinyağlı illaki olmalı mı? Gerekli değil aslında. Sadece et tüketebiliriz salatayla birlikte. Sebzeyi de tek başına bir öğün olarak ben daha çok tavsiye ediyorum. Yani iki ana öğün... Beraber değil. İki ana yemek bir arada oluyor ve biraz tabii kaloriyi fazla almış oluyoruz o öğünde. Biraz az zeytinyağlı bir salata olabilir. Ama varsa bir zeytinyağlı, yani az bir porsiyon, o da yer alabilir. Çok bunlar katı kurallar değildir. Yine kişi nasıl seviyorsa öyle değişebilir. Kilosuna bağlı olarak da değişebilir. Ama dediğim gibi benim tavsiyem daha çok öğlen et tüketimi, akşam sebze tüketimini tavsiye ederim. Kurbanda bu değişirse, her iki öğün et olursa, yapacak bir şey yok. Kurban Bayramı'ndan sonra bol sebze tüketerek bunu bir şekilde dengelemeye çalışacağız. Yani hem öğlen hem akşamı belli bir süre sebze ağırlıklı geçirerek. Kıymalı etli sebze yemekleri de olur bu arada her iki öğünde. Orada bayram deriz biraz böyle. 3-4 gün artık idare edeceğiz. Sonra tekrar toparlamaya başlayacağız deriz. Peki genel olarak böyle
Et yemeyi çok sevenler var. Etsiz yemek yemeyenler var. Evet. Ve bir de eti hiç yemeyenler var. Bir de veganlar var. Hı hı. Üç kategori oluyor galiba. Veganlar konusunu çok merak ediyorum. Hı hı. Eti çok yiyenleri çok merak ediyorum. Oradan başlayalım aslında. Sadece et yemek, etsiz yemek yememek. Hı hı. Bir yerden sonra vücutta bir hastalığa yol açar mı? Kolesteroldür ya da herhangi bir farklı durumdur. Kesinlikle yol açar. Ben burada önce şuna değinmek istiyorum. Bir kişinin sürekli et tüketmek istemesi biraz ailenin beslenme alışkanlığı ile ilgili. Yani bir çocuğun olduğu bir aile ortamında eğer baba mesela sebze sevmiyorsa ve her gün evde bu nedenden dolayı et bulunuyorsa çocuk da ister istemez et ağırlıklı beslenmeye başlıyor ve bunun gelecekteki yetişkinlikteki beslenme alışkanlığı oturmuş oluyor bu şekilde. O yüzden anne babalara bu noktada büyük görevler düşüyor. Sürekli et tüketmek bir kere kalp damar hastalığı için çok önemli bir risk faktörü. Kalp damarlarını tıkar, etteki doymuş yağ asitleri, kolesterol yükseltir. Genetik yatkınlığımız varsa aslında davetiye çıkarmış oluyoruz. Onun dışında böbreklere aslında biraz fazla yük bindirmiş oluyoruz. Fazla et tüketimi demek, az lif alımı demek. Bağırsak sağlığımız için iyi bir şey yapmış olmuyoruz. Fazla et tüketim, bunu yapılan çalışmalarda kanıtlamış durumda, kanser riskini de arttırmakta. Daha sebze ağırlıklı beslenen kişilerde kanser hastalığı görülme riski daha düşük olduğu tespit edilmiş. O yüzden hep söylediğimiz, hep altını çizdiğimiz gibi sağlıklı ve dengeli beslenme. Yani her şeyden yiyeceğiz ama dengeyi bilerek, sürekli tek tip beslenme, bir tane yiyeceğe ağırlık vermeden hepsine yer vererek yapmak lazım. Lifli gıdalara dikkat çekiyorsunuz ve genelde duyuyoruz son zamanlarda lifli gıdalar, lifli gıdalar diye. Sinirim sistemi için mi önemli? Mesela bağışıklığın ve vücudun dayanıklı olmasının en büyük etkenlerinden birisi vücuttaki toksinlerin atılması galiba ve boşaltma sisteminin iyi çalışması. Lifli gıdaların öyle bir etkisi var mı vücudun bağışıklığını artıracak ve yenilenmesini sağlayacak? Mutlaka var. Lifli gıdalarda çok güzel antioksidan, vitamin, mineraller var. Hani bu bahsettiğimiz toksinlerle savaşma durumunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Lif alımı bağırsak florasına da iyi gelen bir durumdur. Bağırsakların iyi çalışmasını sağlar. Hani bu son zamanlarda bir probiyotik takviye durumu var ya, işte aslında sağlıklı ve dengeli beslenme bu probiyotik takviyelere ihtiyaç duymadan zaten bağırsak floramızın sağlıklı olmasını sağlıyor. Yani hiç mesela sebze meyve tüketmeyen birine hani bu probiyotiği al bağırsakların iyi olsun demek biraz yanlış. Önce o kişinin beslenme alışkanlığını düzeltmek lazım ki sonrasında zaten bağırsak florası iyileşiyor. Bu beslenme konusu dediğim gibi son yıllarda çok konuşulan ve önemli bir konuymuş aslında düşündüğümüz zaman. İlerleyen yıllarda vücudun herhangi bir hastalığa yakalanmaması için ya da kanser hastalıklarının karşısında zaten vücudun kendini yenilemesi ve içindeki o zehri atması konusunda beslenmenin rolü çok önemliymiş. Biz bunu çok sonra fark ettik ve diyetisyenlikte zaten sonrasında çok fazla konuşmaya başlandı. Çok önemli, çok mühim. Vejeteryanlık ve veganlık konusuna bir gelirsek, veganlıkta şunu merak ediyorum. Hiçbir şekilde hayvansal gıda almıyorlar. Vejeteryanlar et yemiyor sadece. Peki hiçbir şekilde hayvansal gıda almamak, yani yumurta, et, süt, peynir yememek vücudu zayıf bırakmaz mı? Tabii biraz bırakır. Yani protein alımı zorlaşıyor. Şimdi veganlık da biraz kendi arasında ayrılıyor. Mesela kırmızı et, tavuk, balık yemeyip de süt, yoğurt, peynir, yumurta tüketen vejeteryanlar var veya daha katıları var. Diğer hayvansal kaynaklı ürünleri de tüketmiyorlar. Süt ürünleri, yumurta gibi. Tabii bunlar biraz daha sıkıntılı grup. Çünkü hayvansal kaynaklı besinler kaliteli protein içerir. Yani bu ne demek? Bizim dışarıdan almamız gereken bütün elzem amino asitlerin hepsi bulunur hayvansal kaynaklı ürünlerde. Biz bu durumda tabii süt, yoğurt tüketiyorsa çok işimize yarıyor bu durum. Bitkisel kaynaklı protein desteği verebiliriz. Nedir bunlar? İşte kuru fasulye, nohut, bulgur gibi, mercimek gibi tahıllarda, kuru baklagillerde bitkisel kaynaklı protein var ama et grubu, yumurta gibi çok kaliteli değil. Neden? Çünkü işte dışarıdan almamız gereken amino asitlerin tamamı yer almadığı için. Ama bunu da nasıl yapabiliriz? Mesela nohutla bulguru bir arada tükettiğimizde daha kaliteli protein haline getirebiliyoruz. Hani bu şekilde bir şekilde dengelemeye çalışacağız ama şunu da unutmadan bu bahsettiğim bitkisel kaynaklı proteinlerde aynı zamanda nişasta da var. Yani aynı zamanda karbonhidrat sınıfına da giriyorlar. Zaten veganlarda
kilo alma biraz daha kolay oluyor. Çünkü protein tok tutan bir besin grubudur. Yani öğünde protein varsa tokluk süresi uzar. Ekmeğe karşı olan ihtiyaç azalır. Ama şimdi kişi protein almıyorsa haliyle ister istemez karbonhidratı daha fazla tüketiyor. Dolayısıyla kilo alması daha kolay oluyor. Kırmızı et ya da sebze. Bunların belli bir ölçüsü var mı? Şu kadar kırmızı et yemeliyiz, bu kadar sebze yemeliyiz, belli bir yaş grubunda şu kadar yenmeli falan diye. Yani yine tamamen kişinin cinsiyetine, yaşına, boyuna, kilosuna göre değişir miktar. Ama mesela sebze ölçüsü vermek çok doğru, yani çok gerekli bir şey değil. Yani sınır yok onda. Ben bir tabak diye anlatıyorum. Aslında sınır var ama mesela tek seferde bir tabak sebze tüketimi yeterli. Yani bu tabaktaki kaşık sayısı 7 de olabilir, 8 de olabilir. Çok açsak 9 da olabilir. Eğer yemeğimizi sağlıklı pişiriyorsak, mesela bir tencerede yemeği 2-3 kaşık sıvı yağ ile hazırlıyorsak, bu sağlıklı bir pişirme yöntemidir. En başta soğanı kavurmuyorsak, bütün sebzeleri çiğden koyup yağı pişmeye yakın ekliyorsak sağlıklı bir pişirme yöntemidir. Ama kızartarak hazırlıyorsam tabii o biraz sebzeden çıkıyor. Örneğin karnıyarık yaparken patlıcanı kızartıyorsam o benim için aslında sebze yemeği değil, kızartma haline geliyor. Bunlar önemli noktalar. Etin miktarı da yine kişinin bir kronik rahatsızlık durumuna göre değişir. Örneğin böbrek yetmezliği varsa, diyalize giriyorsa farklı miktar, girmiyorsa farklı miktar alacak ama herhangi bir sağlıklı birey diyelim mesela. Rahatsızlığı yoksa orta yaşlı birey. Mesela ortalama 100 gramı geçmeyecek şekilde en fazla o da bir kırmızı et tüketimi gayet yeterli olacaktır. Günde. Evet evet günde. Belki balık porsiyonu, balık yine omega 3'ten çok zengin biliyorsunuz. Çok güzel yağ asitleri içermekte. Örneğin 200 gram bir balık tükettiğimizde bunu bitirebiliriz. Yine kişinin cinsiyetine ama yaşına boyuna göre de değişir. Bunun altını çizmek istiyorum. Düzenli balık tüketimi yoksa belki omega 3 takviyesi de alabiliriz. tercih edebiliriz. Tavuk tüketimi yine derisiz bir şekilde olabilmekte. O da yine belki bir miktar kırmızı etten bir tık daha fazla olabilir. Yine sağlıklı pişirme koşullarında hazırlanarak. Örneğin kanatlı bir tavuk, ben hep bu örneği veriyorum. Göğüsle bir tavuk ama biri daha yağlı, kolesterollü, biri daha yağsız. Yani içeriğine de çok dikkat etmek lazım. Göğüs daha yağsız değil mi? Daha yağsız, evet. Ve daha protein ağırlıklı mı tavuk göğsü? Tabii biraz daha hani et ağırlıklı olduğu için kemiği yok. O yüzden daha proteine zengin göğüs etin. Balık tüketim peki? Şimdi 2 hafta kaldı sezonun başlamasına. Tezgahlarda yine balığı göreceğiz. Haftada 2 defa diyen var, 3 defa diyen var, her gün yenmesi gerekir diyenler var. Haftada 2-3 yeterli olur balık tüketiminde. Bunu tabii sağlamak çok kolay değil aslında. Yani ben mesela danışanlarımla konuşurken bu haftada 2-3 balık tüketimi mesela 10 hastadan belki 1 ya da 2'sine denk geliyor. Yani aslında böyle sürekli her hafta 2-3 kez balık tüketimini maalesef her aile sağlayamayabiliyor. Bu durumda dediğim gibi belki ceviz tüketilebilir. Hani bir omega 3 desteği olsun diye ama balık daha kaliteli. Veya doktora danışarak yine hani takviyeler, omega 3 takviyesinden bahsedeceğim. Hangi takviye olursa olsun hiçbir zaman kafamıza göre yapmayacağız. Mutlaka hangi doktor biz doktorun takibindeysek ona danışacağız. Tavsiye ederse hekimimiz ona göre omega 3 takviyesine başlayabiliriz. Bu bütün yine vitamin mineral destekleri için geçerli. Balık türleri fark ediyor mu? Ya da deniz tatlı su olması fark ediyor mu? Mesela somon balığı omega 3'ten çok zengin bir balıktır. Onu tercih edebiliriz yine haftada bir. Levrek mesela yağ içeriği en düşük balıklardandır. Onu tercih edebiliriz. Tabii şimdi balığın yağ içeriği düşük olması demek ister istemez omega 3'ten de daha eksik olması demek. O yüzden bazen balıklarda yağlı olanlarını tercih etmek daha avantajlı olabiliyor. Küçük balıklar maalesef kızartılarak hazırlanıyor. Ona dikkat edebiliriz balık seçerken. Bu şekilde aslında. Hamsi küçük balıklarken en çok tezgahlarda gördüğümüz ve sofralarda gördüğümüz buğulama yapmak galiba. Ya da fırında yapmak yani. Daha mı doğru? Daha doğru tabii ki. Aynı. Çünkü galiba kızartarak bir süre sonra artık balığın faydası da kalmıyormuş. Evet. Öyle bir söylenti de vardı. Sebzelerin pişirme yöntemlerini merak ediyoruz. Çiğ mi yenmeli? Mesela brokoli örneğini verebiliriz. Çiğ yensem daha mı sağlıklı olur?
Daha sağlıklı demeyelim. Mesela buharda pişirme yöntemi de çok güzel bir yöntemdir. Veya bir tencere yemeği de güzel bir yöntemdir. Yani ben o her zaman hani Türk toplumunda olan evlerde pişen tencere yemekleri vardır ya, ben onları destekliyorum. Yani bence sağlıklı bir yeme şekli, pişirme şekli. Ama burada şu önemli. Mesela en başta dediğim gibi soğan kavuruyorsak bol yağda, bir de her yemeğe az sıvı yağ, az da tereyağı katıyorsak güzelim sebze yemeğini ağır bir yemek haline getiriyoruz. Yani tamamen nasıl pişirdiğimizle ilgili, içine ne kadar yağ kattığımızla ilgili. Tavsiyem sebzeleri çiğden katıp soğanını, sebzesini, domatesini mesela pişmeye yakın suyun ekleyip pişmeye yakın yağını üzerine gezdirmek yağın yanmamasını sağlar ve bu da yağın sağlıklı kalmasını sağlar. Yağın yanması demek kanserojen hale gelmesi demek. Yumurta tüketimi? Yumurta tüketimi eğer ürik asit yüksekliği yoksa kişinin, bir protein kısıtlaması gerekmiyorsa her gün olabilir. Yani artık yumurta biliyorsunuz aklandı. Yani bir kolesterol yüksekliğine tek başına yumurta sebep olmuyor. Ama tabii ki eğer yumurtayı tereyağına kırıyorsak o ayrı konu. Haşlanmış olarak her gün bir tane yumurta tüketiminde hiçbir sakınca yoktur. Evet, bir ara çok suçlamıştık yumurtayı. Çok oldu, artık onu geçelim. Ve onun gibi aynı kadere sahip tereyağı da var. O da bir ara çok suçlandı. Ama hala da suçlayan var mesela tereyağını. Tereyağı mı, zeytinyağı mı? Ya şöyle, şimdi çoğunluk tabii ki suçlama demeyelim de tereyağının, şimdi hiç kimseye tereyağı çok sağlıklıdır, bolca tüketin denmez. Evet. Bu yanlış bir bilgi. Tereyağını haftada bir kullanıyorsak ya da sadece hiçbir yemeğe katmıyorsak ama sadece bir pilav yaparken katıyorsak bundan bir şey olmaz. Ama unutmayalım ki yine tereyağı kolesterolden çok zengindir. Doymuş yağ asitleri vardır. Yani fazla tüketimi damar tıkanıklığına yol açar. Aynı şey kuyruk yağı için de geçerlidir. Bitkisel kaynaklı sıvı yağlar kalp sağlığı için her zaman daha iyidir. Her zaman tercih edilmelidir. Zeytinyağı gibi. Yani tereyağı tüketimine ben bu şekilde yaklaşıyorum. Çok zararlıdır yemeyin demiyorum. Eğer kolesterolü hastalığı yüksek değilse, yüksekse tabii ki uyarıyorum ama değilse belli aralıklarda tüketilebilir diyorum. Yine aynı şekilde iç yağlar da çok faydalıdır. Bunları yiyin cümlesi tabii çok yanlış bir cümle. Çok fazla eğer bir kişi iç yağ yiyin derseniz o kişiyi kalp hastası yaparsınız. Yani her sabah kahvaltıda tereyağı yemek ya da tereyağlı yemekleri sürekli tereyağıyla pişirmek pek sağlıklı değil. Pek sağlıklı değil, damarları tıkar. Genetik yatkınlık çok önemli. Genelde hastalarımız böyle son noktaya kadar, bir sıkıntı çıkana kadar pek kalp kontrollerini yaptırmıyorlar. Aslında ailede varsa bir sıkıntı olsun olmasın mutlaka takiplere gidilmeli. Mutlaka kan lipitlerine baktırılmalı. Bir kardiyolojiye gidilip gerekli tetkikler yapılmalı. Hani iç işten geçmeden diyeyim, damarlar tıkanmadan önlemini almak, yaşam şeklini buna göre ayarlamak çok önemli. Tabii bu noktada egzersiz de çok önemli. Ona da değinmek lazım. Ona birazdan geleceğim. Bir de birkaç dakikamız var zaten. Son dakikalarda o egzersizle ilgili konuşmak da istiyorum. Zeytinyağını da bir sorayım. Onun sınırı var mıdır? Salatalarda, yemeklerde ya da her gün şu kadar saat, bu kadar zaman aralıkta gelmesi dolayısıyla. Aslında şöyle, literatür bize şunu söyler. Günlük alınan toplam enerjinin maksimum 25'i, yani daha doğrusu %30'a kadarı yağlardan gelmelidir şeklinde bir uyarımız var. Yani bu ne demek? Mesela sebze yemeklerine bir tencereye 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ kattığımızda, salatalarımıza birer tatlı kaşığı sıvı yağ gezdirdiğimizde veya gün içerisinde bir avuç kadar da çerez tükettiğimizde, kahvaltıda tuzsuz zeytin yediğimizde zaten ihtiyacımız olan yağı almış oluyoruz. Biliyoruz ki peynirde, sütte, yoğurtta, etlerde de yağ var. O yüzden kontrol önemli. Mesela biz hep diyetisyenler zeytini bir ölçü veririz. Sanki bir tane fazla yiyince bir şey olacakmış gibi. Aslında o olmaz ama şunu da hatırlatmak lazım. 5 zeytin yine bir tatlı kaşığı sıvı yağına denk gelmekte. Üstelik de tuzlu. O yüzden zeytin de mesela çok masum gibi görünen ama öyle çerez gibi de yenmemesi gereken bir besin. O da yağ. Anladım ama zeytin de meyve midir değil midir diye bir tartışmada bir yandan devam ediyor sanki. Meyve deyince biraz daha masumane oluyor ama diğer türlü siz anlatınca 5'ten fazlası biraz tatlı kaşığına geçiyorsa fazla bir yağ almış oluruz galiba. Evet, ben hep şunu söylüyorum. Mesela 6-7 yediniz bir şey olmaz tabii ki ama bazı kişiler çok sever ve 20-30 tane tek seferde zeytin tüketebilir biraz fazla. Anladım. O zaman son dakikalarımızı egzersizi konuşarak bitirelim. Sadece diyet yapmak tek başına yeterli midir ya da sadece egzersiz yapmak tek başına kafi midir?
Şimdi bazen bize mesela danışanlarımız geliyor, çok yüksek kilolarda, bacaklarda, belde bu yüksek kilolardan dolayı ağrılar olabilmekte. Şimdi bu kişinin tabii tutup da çıkıp dışarı bir saat yürüme şansı yok. Belki başlangıçta çok yoğun egzersiz vermeden sadece diyetle biz bu hastayı zayıflatabiliriz. Yeterli kiloyu verdikten sonra egzersize yönlendirebiliriz. Sağlık sıkıntıları, o ağrıları geçtikten sonra. Onun dışında doğru bir beslenme şeklini, egzersizin eşlik etmesi, hasta kiloluysa, kişi kiloluysa kilo vermesini destekler, kilolu değilse de kilo korumasını destekler, kalp sağlığını destekler, kolesterol seviyelerini iyi gelir. Yani ılımlı bir egzersiz tavsiye etmekteyiz. Fiziksel aktivite ile egzersiz birbirinden farklı şeyler, ona da değinmek istiyorum. Bazen danışanlarımız işte ben çok hareketliyim gün içerisinde diye hani egzersiz aslında yapıyor gibiyim gibi düşünebiliyorlar. Aslında pek öyle bir durum yok. Mesela dışarı çıkıp şöyle yarım saat kadar en azından hafif tempolu hiç durmadan bir yürüyüş çok güzel bir egzersizdir. Hem yağ yakımını sağlar hem sağlığımız için olumlu bir şey yapmış oluruz ama fiziksel aktivitede yani bugün de 10.000 adım yakalama durumu da kesinlikle tavsiye ederim. Bir de egzersizi aç karnına yapmamakta da fayda var, onu da eklemek istiyorum. Onu yapanlar var. Mesela aç karnına yüzüp sonra kahvaltı yapanlar var. Yani eğer bir şeker problemi yoksa, hani bir sıkıntı yaşamıyorsa, kalp sağlığında bir sıkıntı yoksa, kendini iyi hissediyorsa belki tercih edilebilir ama aslında asıl tavsiye edilen ana yemeklerden bir saat sonra olması veya bir ara öğün yapıp olması, özellikle diyabet hastaları, insülin direnci olanlar, reaktif hipoglisemisi olanlar için çok çok önemli. Peki kilo vermede önce sonra fark eder mi? Yok, çok önemli değil. Yani ben hep şunu söylüyorum. Sabah da olur yürüyüş, akşam da olur. Ne zaman müsaitsek, çalışıyorsak, akşam 7'de eve geliyorsak akşam yaparız yürüyüşümüzü. Çalışmıyorsak sabah kahvaltıdan sonra yaparız. Yani bu kişiye göre değişir. Soracaktım, unuttum. Yoğurt tüketimi, probiyotikler derken o da çok önemli bir ürün, besin o noktada. Onun tüketimi nasıl da olmalı? Son sorum bu olsun. Yoğurt tüketimi şöyle, ana yemeklerde tabii ki kullanabiliriz yoğurdu. Özellikle sebze ağırlıklı bir öğün ise mutlaka öğünde bir protein olsun, tok tutsun istiyoruz. Sebzenin yanına koyabiliriz yoğurdumuzu. Aralarda ara öğün olarak alabiliriz. İçerisine meyve doğrayarak tüketebiliriz ama hazır meyveli yoğurtlarda şeker olduğunu hatırlatmak isterim. Ev yapımı ayran tüketebiliriz. Tuz katmadan daha tercih edilebilir olur. Belki o gün yaz ayı şimdi çok terlediysek belki bir miktar katılabilir. Hani hazır ayranlardan daha iyi olacaktır ev yapımı ayran. Zaten yoğurt başlı başına bir probiyotiktir. Düzenli yoğurt tüketiyorsak ekstradan takviye probiyotik almaya gerek yok. O zaman çok teşekkürler. Rica ederim. Ağzınıza sağlık, güzel bilgiler verdiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Sayın seyirciler, konuğumuz Başkent Üniversitesi Endokrinoloji, Endokrin Polikliniğinden diyetisyen Özlem Baran'dı. Konumuzsa beslenme şekilleriydi. Önceki tabii ki Kurban Bayramı'ydı. Sonrasında diğer beslenme türleriydi. Bizler devam edeceğiz biraz daha. Buradayız. Konumuzu uğrayacağız sadece. Çok kısa bir aramız olacak.